bir araya gelme ihtimaliniz ittifaka dahil olursa yeniden Refah Partisi, yani Saadet'in çatısı altına gelmek değil de nasıl ki CHP ile İYİ Parti ile bir ittifakınız söz konusu, bu ittifaka yeniden Refah Partisi de katılırsa tavrınız ve çalışma ortamınız nasıl olur? Şimdi ben tekrar bir araya gelme ihtimalimiz olur derken ittifaktan ittifakı kastetmedim. Evet. Tekrar Saadet Partisi çatı altında, çatı altında toplanmayı kastettim. Çünkü Milli Görüş Hareketi bir çınardır. Gün gelir bu çınarı eline bir balta alıp buna zarar vermek, kesmek isteyen insan bile zor durumda kaldığı zaman yine bu çınar ağacının gölgesinde gelip güneşten veya sıkıntıdan korunabilir. Gerçekten bizim burası baba ocağıdır. Ağacın kökü burada. 50 yıllık hocanın dava arkadaşları burada. O yüzden ben buraya gelmelerini, bu ihtilafların zaman içinde son bulmasını, onlarla da bir orta nokta bulmamızı ümit ederim. Onun için onların hakkında en ufak bir kötü söz söyleme veya kötü düşüncede bulunma lüksüm de yok. Onların teşkilatlarındaki, onlara gönül veren insanlara aynı şekilde samimi olarak söylüyorum. Biz kardeşiz. Bu ayrılığa gerek yok. Yani sadece bu noktadan, çünkü rahmetli hocamızın söylediği çok önemli bir söz var. Bize bunları, Milli Görüş bir okuldur Arzu Hanım. Yani biz sadece burada siyaset yapmıyoruz. Biz siyaset olsun diye de siyaset yapan bir teşkilat değiliz. Ben 20 yıldır aşağı yukarı bu teşkilatın içindeyim. Her gün, bazen her ay yeni bir şeyler öğreniyorum. Milli Görüş bir okuldur. Başımızdaki insan bir işi işte 5 birimlik yapabiliyor. Biz ona itaat etmişiz genel başkan olarak. Ben bu işi 10 kat daha iyi yaparım diye dahi ayrılık yapamazsınız. Yani biz bu temelde yanlışlara otururuz. Yanlışları varsa en başta biz olmak üzere. Biz çünkü başımızdakilere körü körüne tabi olan bir teşkilat değiliz. Evet.